Arkadaşlar merhaba. Bugün Promos tabanlı bir harita kombinasyonu tanıtacağım size. Haritamız çok fazla karmaşık değil. Oldukça kolay bir araya getirebileceğiniz haritalardan oluşuyor. Dediğim gibi Promos tabanlı, Promos'a bağlı bazı haritalar var içinde. Onun dışında diğer harita kombinasyonlarında kullanabileceğiniz de birkaç küçük harita var. Ama oldukça büyük bir harita, çok fazla rotaya sahip olacaksınız ve çok da uzun rotalar bulabilirsiniz bunda. Şimdi haritamız bu arkadaşlar. Haritada tek eksiğimiz Kazakistan. Kazakistan maalesef 1.39 sürümünde ve Promos'la çalışmıyor. Promos olmazsa çalıştırabilirsiniz de Promos'lu kombinasyonlarda Kazakistan çalışmıyor maalesef. Şimdi haritamızda neler var? Orta Doğu eklentisi var Promos'un. Rodos adası var şurada. Türkiye haritamız var. Güney bölgesi var. Ro Extended var. Rus Map var. Poland Rebuild var. Bu Poland Rebuild'in yanı sıra yine Polonya'da küçük bir bölgeyi değiştiren bir harita var. Ufak bir harita parçası. Litvanya var. St. Petersburg genişletmesi var. Rus Map yapımcıları tarafından hazırlanmış bir genişletme bu. Med Map var. İtalya'da küçük bir bölge ekliyor ve Promotus'umuz var. Haritamız bu. Şimdi haritamızda rotalara da bir bakalım. Şöyle yukarıdan aşağı bir dolaşalım. Gerçi ben bu kontrolleri yaptım ama sizin de görmeniz için bir kez daha yapacağım. Şimdi önce şunu bir silelim de tekrar yapalım. Rodos'a yük alalım oradan. Oradan da İtalya'ya geçelim. Buradan da İrlanda'yı yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda bağlantılarda herhangi bir sorun görünmüyor. Dediğim gibi kontrol ettim aslında da. Birkaç yere de gittim kamyonla, bir yaklaşık 1000 kilometre kadar bir yol yaptım çeşitli yerlerde. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım ama tabii bu hiçbir sorunla karşılaşılmayacağı anlamına da gelmiyor. Kargo pazarımıza bakalım bir de. Kargo pazarı da düzgün çalışıyor. Dediğim gibi kontrol ettim. Onda da herhangi bir sorun yok. Çok uzun rotalar bulabileceğiniz bir kombinasyon. Tabii bir de bu Kazakistan olsaydı çok iyi olacaktı ama maalesef sorun çıkartıyor. O yüzden onu ekleyemedim. Yani biraz zorlasak belki çalışır ama birçok insanın da sorun yaşaması anlamına gelir. Ben de sorun çıkmasını istemiyorum. Herkes kolayca kurup kullanabilsin. Şimdi arkadaşlar bir de mod düzenimize bakalım. En alttan başlayalım yine. Rodos adası. Bahsettiğim o küçük ada bu. Güney bölgesi haritası 3 tane dosyadan oluşuyor arkadaşlar. Depth Map Model 1, Model 2. Bu da 4. dosya. Güney bölgesi için İngilizce dil dosyası. İngilizce şehir isimleri ekliyor. Promotus'umuz 7 tane. Promotus dosyaları. Depth Map Model 1, Model 2, Model 3, Medya ve Asset paketleri olmak üzere toplam 7 tane dosyadan oluşuyor Promotus. Zaten herkes buna aşinadır. Poland Rebuild 4 dosyadan oluşuyor. Dev, Map,
model ve asset dosyaları, promotion hemen üstüne getireceksiniz bunu. Bu Polantre bu için spesiyal transport derecelerine sahip olanlar için bir eklenti. Yani eğer spesiyal transport dereceniz varsa bunu kullanacaksınız, yoksa bunu kullanmayacaksınız. Bu Polidniowa Polska Polonya'da küçük bir bölge ekliyor. Yalnız bu hem Polantrebuild hem de Promotus'a bağımlı bir harita. Yani her ikisi de olursa ancak kullanabilirsiniz. Polantrebuild'i kullanmazsanız bunu kullanamazsınız. Ya da Promotus olmayan herhangi bir kombinasyonda bunu kullanamazsınız. Onu söyleyeyim. Promotus'un Orta Doğu eklentisi. Promotus'la Rodos arasında feribot bağlantısı sağlayan bir dosya bu. Bu Litvanya'ya küçük bir bölge ekliyor arkadaşlar. Bu da İsrail ile Lübnan arasında açık sınır dosyası. Eğer bu dosya olmazsa İsrail ile Lübnan arasında sınır geçişi yapamazsınız. Çünkü sınırlar kapalı. Yani gerçek hayatta kapalı olduğu için oyunda da kapalı. Oradaki siyasi şeylere bağlı kalmışlar Promotus yapımcıları. Ancak bu bir oyun. Sonuçta çok uzun yolda ulaşmaktansa bu açık sınırı kullanıp Orta Doğu'da serbestçe dolaşabilirsiniz. RusMap'ın 4 tane dosyası var. 2.31 sürüm 1.39 için güncellendi. Dev, Map, Model ve Model 2 dosyaları. Bu Peter for RusMap, Petersburg genişlemesi RusMap yapımcıları tarafından hazırlanan Türkiye haritası. Bu da henüz 1.39 için güncellenmedi ama çalışıyor. Türkiye haritasıyla Orta Doğu arasında bir yol bağlantısı. Türkiye haritasıyla güney bölgesi arasında bir yol bağlantısı. Güney bölgesi için bir fix dosyası. Bu az önce bahsetmiştim. 1.39 için güncellenmedi henüz güney bölgesi. Bu dosyayı kullanmazsanız sorun yaşarsınız. Bu dosya oradaki bir takım hataları gideren, aynı zamanda tabelalardaki o Kiril alfabesiyle ilgili sorunları gideren bir fix dosyası. Raw Extended'in 2.8 sürümü bu. 4 dosyadır. DefMap, Model, Prefab ve Asset dosyaları. Bunların yerine Promotus 2.5'u kullanmak isterseniz onları da kullanabilirsiniz. RoX, Promotus, RusMap ve Polantrebuild arasında yol bağlantısı arkadaşlar. Bu RoX Standard 2.8'i de kullansanız, 2.5'u da kullansanız bunu kullanmanız gerekiyor. Yani en azından bu kombinasyonda bunu kullanmanız gerekiyor. Bu RoX Standard 2.8 için güney bölgesiyle yol bağlantısı kuruyor. Yalnız bu Raw Extended 2.5 kullanırsanız bunu kullanmayacaksınız. Aklınızda bulunsun. Bu sadece 2.8 için. Raw Extended için İngilizce şehir isimleri hem 2.5 sürümü hem de 2.8 sürümü için kullanmanız gerekiyor bunu. MedMap, İtalya'daki küçük bölgeye ekleyen harita. Bu da MedMap'la Rodos arasında feribot bağlantısı sağlayan bir mod. Şimdi arkadaşlar bütün haritalarımız bu kadar. Gördüğünüz gibi oldukça basit, fazla karmaşık olmayan bir kombinasyon. Şöyle yukarıdan aşağı bir kare daha geçelim de siz kombinasyonu yaparken videoyu takip etmek kolay olsun diye. Çünkü konuşurken oldukça zaman alıcı oluyor o iş. Şöyle hızlıca bir geçelim. Evet, bunlar bu kadar. Şimdi iki tane daha dosya var. Onları da göstereyim hemen. Bir tanesi harita zemini dosyası. Bunun yeni sürümünün bağlantısını paylaşacağım sizle. Haritaya zemin eklemek isteyenler için. Bu da rota danışmanını ekranın üstüne taşıyan bir mod. Biliyorsunuz rota danışmanı ETS2'de ve ATS'de sağ alt köşede bir dikdörtgen içinde. Bu onu kaldırıp sadece sayfanın üstüne, ekranın üstüne bir satır olarak rota danışmanını ekliyor arkadaşlar. Haritamız bu. Bugünkü videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.